Bakın çok güzel özetiyorlar. Evet, şimdi bu kitabı bastırdım ve elime geçti. Öncelikle şunu düşünmüştüm. Bir, yani bu kitabın satışıyla veya reklamına uğraşmadan önce bu kitabın başından itibaren basım basamaklarının neler olduğunu öğrenmem gerekiyordu. Ve bunu bir yıl içerisinde öğrendim ve bunu başardım ve elime geçti. Şimdi şu aşamadan sonra da bunu okura nasıl ulaştırabilirim? Basama yeni yeni bende gelişmeye başlayacak ve bunlarla uğraşmaya başlayacağım. Şimdi elime geçtikten sonra öncelikle bunun bir tanıtımı yapmam gerekecek. Hem video olarak hem de görsel olarak. Sosyal medyada, YouTube'da bunları yayınlamaya başlayacağım. Farklı yerlerdeki arkadaşlarım, farklı yayın ve farklı medya grupları var. Onlarla paylaşacağım. Onlardan da okurlara ulaştırmayı düşünüyorum. Bunu internet üzerinden de sipariş verip ben kendim de gönderebileceğim. Şimdilik bu şekilde. Bunun haricinde değişik kitap ve kırtasiyelerle anlaşıp onları da bırakmayı düşünüyorum. İlk etapta düşündüğüm şu, sosyal medya üzerinden reklamını yapıp bir şekilde benim bana ulaşacaklar ve bu şekilde kitaplarımı kargo ile göndermeyi düşünüyorum yani. Evet, güzel davranışla masal ve hikayeleri daha çok yine ilkokul seviyesinde çocukların hem eğitecek hem onlara güzel davranış kazandıracak hem de ahlakını güzelleştirecek hikayeler var. Bunları düşünerekten yaptım. Özellikle kendim düşündüğüm, kendim tasarladığım hikayelerim de var içinde. Anonim olan hikayeler de var. Bu anonim olan, hem kendimin veya anonim olan hikayeleri benim süzgecimden geçmiş durumda. Hiçbir hikayeyi, mesela şöyle söyleyeyim, Mesnevi'den hikayeler var. Buradan da bir hikaye alınarak, bir yazar buradan da bir hikaye alarak onu tekrardan kendi süzgecinden getirip farklı bir şekilde yazabilir. Ama şunu söyleyeyim, bu yayınlanmış ve bilinen hikayeler de olsa, anonim de olsa bunları ben okuyorum. Daha sonra bunları okuyucuya nasıl aktarmam gerektiğini düşünüyorum. En dil ve anlatım ve akıcılık olarak düşünüyorum. Olay sıralamasını yapıyorum. Bunları yaptıktan sonra güzel bir şekilde hikayelerine getirip dizgisini yapmaya başlıyorum bir şekilde. Ama şöyle söyleyeyim, birinci aşamada çocukların güzel davranış kazanmalarını düşünüyordum. Bunu başardım ve inşallah bundan sonra da bunları da pazarlayarak ve okuyucuya uğraştırmayı düşünüyorum bir şekilde yani. Evet, bu güzel davranış masal ve hikayeleri birinci kitabım. Burada daha çok çocukların güzel davranış edinmelerini, ahlaki değerleri ve bizim toplumumuzun değerlerini öğrenmelerini ve ona göre kendilerini geliştirmelerini istemiştim. Bu kitabımızda daha çok davranış üzerine hikayeler ve masallar ülkesine hoş geldiniz diye başladım. İnsanı insan yapan his ve duygularımız vardır. Bunların en önemlileri ise güzel davranışlardır. İşte sizlere hayal dünyanızı genişletecek kahramanlarla birlikte olacağınız birbirinden güzel masal ve hikayeler. Yardımlaşmayı, sevmeyi, fedakarlığı, çalışmayı, dürüstlüğü, iyiliği bu masal ve hikayelerde bizzat kahramanlarla birlikte yaşayacak ve öğreneceksiniz. Evet, şimdi masal ve hikayelerin neden önemli olduğunu şöyle bir şeyle anlatabilirim. Bir dersimde israf etmemeyle ilgili bir konumuz vardı. İşte sınıfımızdaki elektriğin yanmaması, suların dikkatli bir şekilde kullanması veya çöplerin yere atılmaması ilgiliydi. Ben bu konuyu anlatırken hava bulutluydu ve içerideki lambalarımız üçü de yanıyordu. İsraf etmemeyle ilgili bir ders boyunca, 40 dakika boyunca öğrencilere ben bunları anlattık, neler yapacağımızı konuştuk. Sonra teneffüse çıktık. Diğer derse geldiğimde ise havanın açmış olduğunu ve güneşin pencereden içeriye girdiğini gördüm. Fakat üzüldüğüm nokta şuydu, bizim 3 tane lambanın hepsi de yanıyordu. Ha evet, bir davranış kazanmak ve bunu hayata geçirmek çok kısa bir sürede olacak olan bir şey değildir mutlaka. Ama şunu söyleyeyim, mutlaka nasihat da yapmak gerekiyor. Çöpleri çöp kovasına atmamız gerekiyor veya nasihat edilmesi gerekiyor. Fakat şunu gördüm ki insan hayatında kaç yaş olursa olsun, 0'dan 80 yaşına kadar birisine güzel bir hikayeyle hikaye anlatırsanız, orada anlatmak istediğiniz amacınıza daha hızlı ve daha kolay bir şekilde ulaşıyorsunuz.
Kur'an-ı Kerim'e de baktığımız zaman daha çok kıssalar vardır. Kur'an-ı Kerim okurken de en çok hoşuma giden yerler de yine bu kıssalardır. Yani olay kısımlarıdır. Yani insanı değiştiren veya insanı duygulandıran, insana yön veren hikayelerin daha iyi ve daha gerçekçi ve daha hızlı bir şekilde amacına ulaştığını gördüm. Belki bu da benim de hem öğretmen hem de hikayecilik konusunda şeyimdi. Güzel bir şey başlangıçtı. Bundan dolayı hikayelerin ve masalların çocuk gelişiminde, çocuk eğitiminde, çocuk davranışlarında daha hızlı bir şekilde etkili olacağını düşünüyorum. Ve bundan dolayı da bu hikayelerimin daha çok çocuklar üzerinde etkili olduğundan dolayı davranış üzerine hikayeler yazmış oldum. İçerisinde 8 tane, bir tane hikayem var ve diğerlerde masal olmak üzere 8 hikayeden ve masallardan oluşmuş durumdadır. Mesela bir tane hikayemiz iki kardeş babaları iki kardeşten babaları vefat edince kardeşlere babasından kalan miraslar vardır. Bu iki kardeş birisi evli birisi de bekardır. Bir gece bekar olan gece kalkıp düşünmeye başlar. Abimin çocukları var. Onun okulu var. Çocuklar okula gidecek. Onun ihtiyaçları var. Bu kaldırdığımız ürünleri, hasatları kârımızı ortak ediyoruz ama abimin benden çok ihtiyacı var diye düşünür. Ve hikaye burada başlıyor ve merak edeniniz varsa kitaptan okuyabilirsiniz. Evet. Daha önceden yazmış olduğum 20 kadar kitabım vardı. Bunları bekletiyordum. Şu bir yıl içerisinde işte bir kitabın yayınlanma süresinin ve basamaklarının ne olduğunu öğrendim. O eskiden yazmış olduğum hikayelerin hepsini tekrardan elden geçiriyorum. Günümüz şartlarında değerlendiriyorum ve günümüz nesline daha uygun bir şekilde dil ve anlatımla ve sürükleyicilik ve ilgi ve alakasını da uygun şekle getirerek tekrardan yayınlamaya başlayacağım. Ama bunları şu anda azar azar başlayacağım da daha çok düşündüğüm ise yani kağıt baskı değil de internet üzerinde dijital baskı olarak düşünüyorum. Çünkü dijital olarak yayınladığınız zaman ses, görüntü ve etkileşim olarak da bunları kullanabiliyorsunuz. Yani bizim neslimiz benim yaşadığım çocukluğumdan itibaren kağıt baskı ve kütüphanede görmüş olmuş kitaplarla ilgileniyorlardı. Ama şu anda cep telefonlarında ve tabletlerde ve bilgisayar ortamında çok geliştiğinden dolayı teknoloji artık daha farklı, daha güzel, daha etkili kitaplar, daha neşeli kitaplar yapılabileceğini düşünüyorum. Şu anda onların da araştırmasını yapıyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde hem sosyal medyada hem de YouTube'da veya internet üzerinden bunlara ulaşabileceğinizi umut ediyorum. Şu kitabı şu anda elime geçtiyse, bir yıl içerisinde bunu yaptıysam, inşallah Rabbim izin verirse diğerlerine de başaracağımı düşünüyorum yani. Evet, yani benim düşünmüş olduğum kitaplarda, evet, kitaplarımda mutlaka kağıt baskı da düşünüyorum. Bunu da yapmak istiyorum. Fakat yani günümüz teknoloji ve günümüz kitlesi, nesli artık tablet ve dijital ortamda. Fakat şöyle söyleyeyim, yani yapmak istediğim projelerimde kitaplarımı dijital ortama geçireceğim. Ama ben çizgi film yapmak istemiyorum. Çok aşırı şekilde animasyona da gitmek istemiyorum. Yani ne çok durağan sadece harfler ve kelimeler olsun, ne de çok fazla çizgi film tarzında olsun. Çünkü şu var, beyin yapısı, siz kitabı buradaki kelimeleri okumanızla sizin beyninizin işlenmesi veya beyninizin gelişmesi, hayalinizin gelişmesi başkadır. Sadece çizgi film seyretmeniz ve animasyon seyretmeniz de ayrıdır. Ama şöyle söyleyeyim, bir çizgi film seyrettiğiniz zaman beyninizin yapacağı veya sizi geliştireceği şey farklıdır. Ama kelimeleri okumaya başlarsanız bunun verimliliği %100'e yakın olacağını düşünüyorum. Ondan dolayı yani dijital ortamda da mutlaka yapacağım ama çok aşırı şekilde çizgi film değil, çok aşırı şekilde de durağan değil. İkisinin arasında kitap okuma zevkini yine tattıracak ve beyni en güzel şekilde geliştirecek, hayal gücünüzü arttıracak, kelime gücünüzü arttıracak kitaplar yazmak yani, yapmak inşallah.